Aslında dalış sporunda milli takımlar ülkemi temsil ederken en çok önemsediğim şeylerden birisi de denizlerimizin korunması, nesli tehlike altında olan canlıların bir şekilde korunmasıydı ve çok fazla projenin içinde aktif olarak yer aldım, kendimiz projeler yaptık. Bu yıllar boyu yaptığımız çalışmaların Birleşmiş Milletler tarafından fark edilerek beni sudaki yaşam savunucusu ilan etmeleri benim için çok büyük bir gurur. Ben de bu motivasyonla onların tabii çok büyük bir ekip gücü var tüm dünyada. Birlikte okyanusları, denizleri hem ülkemizde hem tüm dünyada korumak için pek çok çalışmayı başlatmaya karar verdik. Bunlardan ilkini denizlerimizi İstanbul Boğazı'nda temizleyerek başlayacağız. Ama devamı gelen çok uzun soluklu bir proje bu. Hepimizin üstüne düşen görevleri hep birlikte yapacağız. Benim unvanım UNDP Türkiye tarafından verildi. Fakat biz bu global bir sorun, küresel bir sorun. Mesela İtalya'da atılan bir atık Türkiye sularında kendini bulabiliyor veya bizim buradan attığımız bir atık dünyanın başka bir ucuna gidebiliyor. O yüzden aslında yapmaya çalıştığımız küresel bir sorunu durdurmak. Çünkü bu hem Türkiye için geçerli hem tüm dünyada geçerli. Aslında UNDP Türkiye ekibinin müthiş bir beyin takımı var. Hepsi alanında uzman, çok farklı departmanlarda bu konuya odaklanmış çok nitelikli ve motivasyonu yüksek bir ekip var. Benim sudaki heyecanım, onların bu bilgisi, becerisi ve onların da motivasyonuyla birleşince hep birlikte kararlar alıyoruz. Benim aklıma gelen bir sorunu onlar çok başka boyutlara taşıyarak etki yapabileceğimiz kadar yüksek boyutlara ulaştırabiliyorlar. Aslında ben son 25 senedir bir nevi denizin içindeyim. Yaşamım denizler diyebilirim ve her geçen yıl denizlerde balıkların eksildiğini, atıkların arttığını gözlemliyorum. Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum hatta. Bunu her dalışımda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela bazı deniz canlılarımızın özellikle çok böyle Akdeniz'de de yoğun olan caretta caretta gibi deniz kaplumbağalarının çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış bir şekilde yardıma muhtaç halde buluyoruz. Birçoğunun yaşamını kaybettiğini gözlemliyoruz. Benim gözlemlerim maalesef çok kötü ve şu son dönemde, koronavirüs döneminde özellikle bir bu atık eldiven ve maskelerimizin sayısı çok arttı ve bunlar yağmurlar, rüzgarlar yoluyla denizlere de çok fazla ulaşmış. Öncelikle bunların dışarıda olması ve doğru şekilde izole edilmeden atılması virüsün yayılması için de çok büyük bir aslında risk taşıyor. Ama bunun dışında hali hazırda olan plastik atık sorunumuza bir yenisi daha eklendi. Çünkü şu anda geri dönüştürülemeyen bir maske, eldiven hatta el dezenfektanları şişelerinin denizlerde olduğunu gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili yapabileceğimiz şeyler şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız özel konteynerler, bunların dezenfekte edilebileceği konteynerler koyuyor belli bölgelere. Biz de UNDP Türkiye olarak bu projeleri işbirliği içindeyiz, destek veriyoruz. Yapmamız gereken, hepimizin yapması gereken de bu atıkların mutlaka doğru şekilde bu konteynerlere ulaştırılabilmesi. Böylece hem kendimiz virüsten korunacağız hem de gezegenimizin sağlığını koruyabileceğiz. Tabii her yıl 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor, okyanuslara karışıyor 8 milyon ton atık ve bunlar belli dönemler geçtikten sonra artık küçük parçalara ayrılıp mikroplastiklere dönüştürülüyor ve bir daha okyanustan, denizden bunu temizleyemiyoruz. Bu noktada benim yapacağım dalışlarla bu denizleri temizlemem tek başıma mümkün değil. Hatta bizim gördüğümüz atıkların %15 sadece deniz yüzeyinde, %85'i orta su ve derin suda. Bunları dipten almamız da mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız görebildiklerimize müdahale edebilmek ama her şeyden önce bunu suyun yüzüne çıkararak bir farkındalık oluşturmak. Çünkü bu sadece gezegenimiz değil, her birimizin soluduğu havayı bile etkiliyor. Küçük bir dalış ekibiyle dalış yapacağız ve suyun altından Anadolu Ajansı'yla atıkları görüntüleyeceğiz. Umarım Türkiye'de ve tüm dünyada küçük de olsa bir farkındalık oluşturabiliriz. İlk projemiz şu an İstanbul Boğazı'nı temizlemek aslında bir nevi.
atıklardan arındırmak. Ve bu tabii eğitimle başlıyor. Çocuklarımızdan itibaren bu eğitime başlamalıyız. Ben de suyun altında gözlemlediklerimi bir çocuk kitabı haline getirdim. Bir macera hikayesiyle deniz canlılarını ve denizlerimizi korumayla ilgili. UNDP Türkiye ile de yine bu kitap projesinde işbirliği halindeyiz. Ve Temmuz ayında bu kitabımız çıkacak. Ve biz de imkanı olmayan pek çok çocuğa bu kitabı ulaştıracağız. Kitabın ismi? Kitabın ismi Deniz Kızı ve Delfi.